Şimdi partide, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki sohbetlerde de karşıma çıkan en önemli nokta bu. Bugünden bir ilkeler manzumesi yazılmalı diyorsunuz, bir aday belirleme diyorsunuz. Ancak sözlerinizin ilk başında da partiler kendi kimliklerini daha güçlü bir şekilde seslendirmeli dediniz. Burada ittifaklara karşı birbirini kırmama hassasiyeti söylemi kesmiyor mu? Yani ittifakların içerisindeki partilerin kendi politikalarına dönük söylemlerini engellemiyor mu? Bu önemli bir şey değil mi? Bir aday çıkması halinde bu sizin baştan ortaya koyduğunuz daha güçlü söyleme kavuşmalı dediğiniz ilkeyi veya kuralı ortadan kaldırmaz mı? Çünkü bu kez adayı da kırmamak söz konusu olacak. Ayrıca Bülent Kuşoğlu, ki ben o konuşmayı dinledim, ittifakın adayı Kemal Kılıçdaroğlu olsun demedim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olmalı, ona liderler, yani ittifakı oluşturacak partilerin liderleri karar verir dedi. Şimdi buradan baktığımızda o zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda da bir niyet beyanı veya bir içinden gelen tavsiye beyanı ortaya çıkmış değil mi? Ama asıl meselem bu hassasiyetin, karşılıklı olarak birbirini kırmama hassasiyetinin partilerin gerçek politikalarını ifade etmesinin önüne geçtiği bir durum ortaya çıkmıyor mu? Bence çıkmıyor Muharrem Bey. Bence şimdi bakın, siyaset yapıyoruz, bir seçime gidiyoruz, seçimi kazanmak durumundayız. Bunun için biraz önce dediğim görüşü tekrar etmek istiyorum. Herkes kendi mahallesinin oyunu getirmek durumundadır. Partilerin ayrı ayrı kimliklerinin ortaya konmasından bağımsız olarak bir de bir mutabakat metni hazırlayacağız. Ve partiler seçim kampanyası boyunca kendi kimliklerinden ayrı olarak üzerinde mutabakata vardıkları o metni seçmenlerine taşıyacaklardır. Tam da bunu söylüyordum efendim. Benim söylemek istediğim şu: Cumhuriyet Halk Partisi kendisinin İyi Parti'deki hassasiyeti bildiği için HDP konusunda acaba üstüme gelir mi diye Kürt söylemi veya Kürt politikasına ilişkin bir söylem de kaçınıyor. İster istemez kaçınıyor. Acaba İyi Parti'yi kırar mıyım diye. Biraz önce de dediniz ya, İyi Parti'den hassasiyet belirtenler olmuş. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi kendi politikasını öteki ortağına göre belirlemiş olmuyor mu? O zaman partilerin kendi politikalarını nereye koyacağız? Partilerin kendi politikaları başkadır. Ortak olarak hazırlanacak metin başkadır. Tıpkı koalisyon protokollarında olduğu gibi. Tabii tabii. Yani koalisyona, ben şimdiki durumu söylüyorum. Koalisyona katılan partiler kendi kimliklerini ayrıca tutarlar ama bir de ortaklaşa savunacakları bir metin vardır. Bunu bu sefer seçime girerken yapacağız, önceden yapacağız. Yani seçmenlerimiz de bilecekler ki bizim kendi kimliğimizden ayrı olarak bir de ortak olarak angaja olduğumuz, angajmana girdiğimiz bir metin var. Bizim kimliğimiz yerinde duruyor, sol kimliktir ama ittifaka katılan partilerin hep birlikte savunacakları ve seçmenlerden oy talep edecekleri bir metin var. Bu siyaset pratiğinde çok yaşanmış olan bir şey, yani ilk defa ortaya çıkan bir şey değil. İşte biraz önce İtalya'dan örnek verdim. 18 partinin her birinin şeyi farklıdır ama bir de ortaklaşa savundukları bir metin vardır. O metni öne çıkarmanın gerekli olduğunu söylüyorum. Burada HDP'nin yer alıp almayacağı bunun için ya da bir başka partinin burada yer bulup bulamayacağı bu müzakerelerle ortaya çıkacaktır. Örneğin biraz önce Nihal Hanım'ın sorusunu yanıtlarken ifade etmiştim. Anayasanın ilk 3 maddesi. Örneğin üniter devlet ve üniter devlete dayalı olan ulus devlet. Üniter devlet ve ulus devlet HDP tarafından kabul ediliyor mu, edilmiyor mu? Yani HDP'nin bunu, anayasanın ilk 3 maddesini kabul ettiğini ifade etmesinin ardından hala bir duyarlılıktan söz etmek herhalde söz konusu değildir. Ya da eğer hala bir duyarlılık söz konusuysa o zaman o birliktelik de zaten olmayacak demektir. Yani işin pratiğini dikkate alarak söylüyorum. Her partinin, Bülent Bey'in sözüne geliyorum, her partinin kendi genel başkanını başbakan yapmak gibi, cumhurbaşkanı yapmak gibi bir pratiği vardır. Yani bu işin doğasında var. Bir arzusu vardır. Evet, ben onu isterim ama sonuçta bir ortak aday çıkaracaksak bu ortak adayın kim olacağını da parti genel başkanları ve parti yöneticileri belirleyecektir. Benim isteğimden bağımsız olarak. Ama işte bu şu anki durum bunu engellemiyor mu? Yani Bülent Kuşoğlu Ya benim içimden geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olsun dediğinde öteki tarafta yaratılacak hassasiyeti gidermek için grup başkan vekillerinin döktüğü terden söz ediyorum. Evet. Şimdi yani o zaman bu Kemal Bey'in hassasiyeti, Sayın Kılıçdaroğlu'nun hassasiyeti. Tabii, bu partilerin hassasiyeti kendi gerçek politikalarını ortaya koymalarının önüne bir engel teşkil etmiyor mu? Hayır, etmez. Yani şöyle, Kemal Bey biraz önce de ifade ettim. 2014'te adaylığını koymadı, 2018'de adaylığını koymadı. Gerekçe olarak da bir siyasi parti genel başkanının cumhurbaşkanı olmasını doğru bulmuyorum dedi. Ama şimdi ortada yeni bir durum var. Bir ittifak söz konusu, yeni bir gelişme ortaya çıkmış. Evet, ittifak partileri diyorsa ki siz cumhurbaşkanı adayımız olun, ben de bunu kabul etmek durumundayım diyor. Yani dolayısıyla bir çelişki olduğu kanaatinde değilim. Eğer anlaşma olacaksa, bir ortak hükümet programı üzerinde anlaşma olacaksa, kendi partilerin kimliklerinden bağımsız olarak, orada da zaten parti mensupları bunu kabul etmek durumundadır. Kabul edeceklerdir. Yani CHP evet sol bir partidir. Sol parti kimliğini korumaktadır. Ama bir de ortada mutabakata varılan yeni bir metin söz konusudur. Halktan destek bulacağı, seçmenden oy alacağı düşünülen yeni bir metin söz konusudur. O zaman CHP seçmeni de ona oy verecektir. Ama işte orada sol bir parti, sol bir söylemi, İyi Parti kırılacak veya Saadet Partisi kırılacak diye söylemediği de durumda, söyleyemiyorsa bu ittifakların aslında partilerin politik kimliklerini de engellemiş olmuyor mu? Tabii şimdi şöyle, ben bunu çok yaşadım. Çok da siyasi olarak çok pratik bir tartışmadır. Arkadaş, ben tek başıma gelirim. Yapabileceksem dediklerimi, istediklerimi yaparım da bir görüş. Bir de dünya siyaset pratiği artık senin tek başına gelmeni sağlayamıyorsa, o zaman ben yapabileceklerimi hiç olmazsa, tümünü olmasa bile belli bazı başlıkları yapmak için geneli bir yana bırakırım, yapabileceklerimi alır cebime koyarım. Bu da başka bir yaklaşım. Bu da olabilir. Yani benim dediğim ikincisi, ortak olarak yapabileceklerimizi ortaya koyalım, onlar üzerine yoğunlaşalım. Bu benim tümüyle desteklediğim bir şey olmayabilir. Peki. Ben bir isim üzerinden tekrar... Şimdi şöyle yapalım mı? O zaman son 20